Dostlar merhaba. Bugün benim de gerçekten çok sevdiğim, ilgi ve alakayla takip ettiğim bir yazar olan Murat Menteş'in son romanı Antika Titanik'ten bahsedeceğiz. Antika Titanik'i ben felsefe, mizah ve fantazi ile harmanlanmış absürt bir polisiye olarak tanımlıyorum. Ama Antika Titanik bundan çok daha fazlası. Çok renkli, çok çeşitli, çok sesli bir yapısı var. Ve bu yapının aslında az önce yaptığım türden tanımlamalarla daraltılabileceğini de düşünüyorum. Yani bu türden tanımlamaların böyle bir kitabın kavram sahasını, anlam dünyasını ve ufkunu daraltabileceğini, böyle tanımlamalar yapmanın doğru olmayabileceğini de düşünüyorum. Eserden bahsedelim kısaca. Murat Menteş bu eserde de aslında alışık olduğumuz bir tavırla çıkıyor karşımıza. Önceki eserlerine benzer bir kurgu ve öyküleme tekniğiyle karşılıyor bizi. Bu eserde de yoğun şekilde şiddet ve kan var ama yine okuyucuyu irite edecek ve korkutacak kadar değil. Yani gotik bir atmosfer oluşturmuyor. Çünkü yazarın sunduğu, yazarın yarattığı şiddet sarmalı mizah ve düşünceyle harmanlanarak sunuluyor. Bu yüzden eserin içerisindeki kan, şiddet, dehşet, bu tür olgular ne kadar yoğun olursa olsun okuyucuyu rahatsız etmiyor. Bu eserde de yine ansiklopedik malumatlar oldukça fazla. Okur yine bilgi bombardımanına tutuluyor. Diğer taraftan belki de Murat Menteş'i Murat Menteş yapan ve bize kendini bu kadar sevdiren özelliği aforizmik üsluba sahip olması. Bu eserde de aforizmik üslup çok rahat ve çok net bir şekilde kendini gösteriyor. Bu da yazarın yaptığı pek çok artistliği kaçırmamıza neden oluyor. Hatta uzaktan bakıldığında artı gibi görülen bu ilginç taraflar, yani ansiklopedik bilgilerin çok yoğun şekilde sunulması ve aforizmik üslubun çok net bir şekilde ön planda olması. Bunlar kitabın artı yönleri gibi dursa da uzaktan, daha doğrusu uzaktan bakıldığında artı yönler gibi dursa da yaklaştığımızda bunların bir eksiye dönüştüğünü görüyoruz. Bu durum şuna benziyor aslında. Çok çeşitli ve birbirinden leziz yemeklerin bulunduğu bir sofra düşünün. İnsan bu sofrada aslında hangi yemeği yiyeceğini şaşırır ve hangi yemeğin diğerlerine nazaran çok daha iyi olduğunu tespit etmekte, fark etmekte zorluk çeker. Bu anlamda aslında Antika Titanik bizim önümüzde kurulmuş çok çeşitli ve leziz yemeklerden oluşan bir sofra gibi bir edebiyat şöleni sunuyor aslında Murat Menteş bize. Ama biz içerisindeki pek çok klas cümleyi, çok önemli bilgiyi bize çok yoğun şekilde verildiği için kaçırdığımızı düşünüyorum. Bu anlamda kitabın bu artı yönlerinin eksiye dönüştüğünü düşünüyorum. Kitapta olayların perde arkasını tahmin etmek gitgide zorlaşıyor. Bu da okuyucuyu tetikte ve diri tutuyor. Hız kesmeden arka arkaya gelen olaylar ve bölümlerin kısalığı okuyucuya nefes aldırmıyor. Benim hayatımda iki defa okuduğum nadir romanlardan biridir Antika Titanik. Yalnız ikinci okuyuşumda şunu fark ettim ve şu soruyu sordum. Acaba Murat Menteş her ne kadar kendini okutsa da, kendisini sevdirse de biraz tekrara kaçmaya mı başladı acaba diye düşündüm. Bu sorunun cevabını merak ediyorum. Yeni gelecek romanında tekrardan bu soruyla beraber kitabını okuyacağım. Antika Titanik'i okuyup beğenenler için de 3 kitap tavsiye edeceğim. Bunlardan birincisi Alper Canıgüz'ün Tatlı Rüyalar adlı eseri. İkincisi Christoph Branch'a ait Siyah Kan. Üçüncüsü ise Dev Eggers'ın Vahşi Şeyler adlı eseri. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi okumalar dilerim.